Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kanun teklifinin ertelenmesinin sebebi bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan'a yapacakları ziyaret olacak. Neden? Çünkü dün yapılan grup toplantılarında özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama ve kamuoyundaki tepkiler nedeniyle hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı'nın yine dün yapmış olduğu özellikle 26 Mayıs'taki Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 98,5 milyar dolardan 30 Haziran'da 108,6 milyar dolara çıkmasının akabinde ve bugün de yapacakları Suudi Arabistan ziyaretinin arkasından bugün akşam saatlerinde veyahut da yarın Sayın Cumhurbaşkanı bu yapmış oldukları zam oranları üzerinde bir revizyona gitmek suretiyle rakamın yukarı çekilme ihtimali kuvvetlenmiş durumda. Peki bu Yani rakam 8.077 lira olur mu? Yoksa ona yakın bir şey mi olur? seyyanen zam olma olasılığından öte oransal olarak bir zam söz konusu olacak Yaprak Hanım. Yani refah payı burada devreye girmiş olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı da özellikle ek bütçeye vurgu yaptı. Ek bütçe gelirlerini artırmak suretiyle dış yatırımcının hızlı bir şekilde Türkiye'ye girişinin sağlanmasının akabinde bu ek bütçenin enflasyona olumsuz yönde etki yapmadan enflasyonu tek haneye düşürme hedeflerinin olduğunu, hükümetin yapmış olduğu bu oran açıklamaları esasında enflasyona yönelik bir hamleydi. Fakat tabii beklentilerin altında kaldığı için kısmen de olsa bir tepki gelmişti. Bu tepkiyi kırmak adına ek bütçe diye bir ek bütçe ve ek bütçedeki gelirleri artırıcı tedbirlerin alınma suretiyle enflasyonu da olumsuz yönde etkilemeden işçi, bağkur emeklisi ve memur emeklilerimize kamuoyunu tatmin edecek, belki %100 olmasa da önemli bir oranda tatmin edecek bir oran ortaya çıkacaktır. Benim tahminim yine bu rakam %30 bandını görecek. Peki Özgür Bey, şimdi tabii biz bu zam ve artışları konuşurken bir başka konuyu da hep konuşuyoruz. Kök ücret. Kök ücret nedir? Bunu sevgili izleyicilerimiz biraz anlamakta zorluk da çekiyor esasında. Çünkü hesaplama yapılırken rakamlar da değişebiliyor çünkü. Şimdi Yaprak Hanım, kök ücret dedikleri kök ücret diye bir şey söz konusu değildir. Kök ücret kelimesi kelime olarak uydurulan bir kelimedir. Kök ücret diye bahsedilen kişinin emekli aylığının bağlanan miktarıdır. Kök diye bir şey yoktur. Yani emekli aylığının bir kökü veya bu kökün dalları budakları yoktur. Emekli aylığı siz, biz, herkes, bütün vatandaşlar çalışma hayatı boyunca çalıştıkları ve hizmet yılları, prim gün sayısı ve ödemiş oldukları prime esas kazançlardan oluşan bir rakamdır. Bağlanan aylıktır. Kök dediğiniz zaman bu herkes için geçerli olması lazım. Kök ücret diye bir kavram söz konusu değildir. Bağlanan aylığın üzerine yapılan zam oranı ilave edilmek suretiyle taban aylığa getirilir. Örneğin bugün 6 bin lira seviyesinde aylık bağlanan bir kişi 7.500 seviyesinde maaş alır. Ama 6 binin altında bağlanan bir aylık ki bağlanması söz konusudur, bağlanıyor. Bu ücretlerde 7.500'ün altında kalanlar da 7.500'e tamamlanır. Yani sizin yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışana işçiye bağlanan aylığın üzerine taban aylık uygulamasına getirmek için oluşan farkı devlet karşılıyor ve dolayısıyla da burada taban aylığın altında aylık ödemesi söz konusu olmamış oluyor. Peki Bu bu bakımdan seyyanen zamlar eklenirse kök ücrete diyelim. Durum nasıl oluyor? Rakamlarda bir değişiklik oluyor mu? seyyanen zam işte mesele zaten burada kilitleniyor Yaprak Hanım. Seyyanen zam uyguladığınız takdirde tüm ücretlere seyyanen bir zam uygulamanız lazım. O zaman bunun adı da yine kök ücretten çıkar, aylık bağlama oranının değişmesi demektir. O bakımdan
kök ücret kelimesinden şiddetle uzak durmak lazım. Şimdi diyelim ki ben 5 bin lira maaş bağladı Sosyal Güvenlik Kurumu. 8 bin lira da seyyanen zam yapıldığı zaman benim maaşım nereye gelmiş olacak? 13 bin liraya gelmiş olacak. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Asla söz konusu olamaz. Çünkü bağlanan aylığın üzerinde bir seyyanen zam verilmiş gibi bir durum ortaya çıkaracak. O bakımdan burada emekli maaşlarında oransal bir düzenleme gelir. Oran gelir. Seyyanen zam gelmez. Seyyanen zam mesela şu an memurlarda taban aylık uygulamasına getirmek için en düşük emekli maaşını taban aylığa getirmek için orada bir ücret skalasında değişiklik yapıldı. İşte 11.848 liradan 22.000 liraya yükseltildi. Bu seyyanen bir zam değildi. Seyyanen zam dediğiniz zaman tamamına, memurların tamamına yansımış olması lazım. O bakımdan böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden kök ücret kelimesinden şiddetle uzak durup seyyanen zammı da çok fazla telaffuz etmemek lazım. Çünkü doğru bir yaklaşım olmayacak. Burada hükümetin getireceği ya da hükümetin ortaya koyacağı çalışma orandır. Oran örneğin %25'ti. %25 oranını revize ediyorum. %30'a çıkarıyorum diyebilir hükümet. Ya da %35'e çıkarıyorum diyebilir. Veyahut da %28'e çıkarıyorum diyebilir. Memurlara yapılan %19'u %30'a getiriyorum. %12 refah payı veriyorum diyebilir. O bakımdan herkese aynı oranda seyyanen zam yapıldığı zaman burada maaşlar arasında da bir eşitsizlik söz konusu yaratır. Çünkü siz daha az süreli çalışmış, daha az prim ödemiş kişiye de aynı oranda bir para veriyorsunuz. Daha çok çalışmış, daha fazla prim ödemiş, daha fazla gelir elde etmiş kişiye aynı oranda para vermiş oluyorsunuz. Bu aynı zamanda adaletsizliği de ortaya koyar. O bakımdan oran bu işin çözüm noktasıdır. Evet, şimdi tabii ki merak edilen bir başka husus daha var. O da dul ve yetimlerin aylıklarını nasıl etkileyecek? Şimdi dul ve yetimlerimiz yine aynı oranda eğer sigortalının vefatı halinde dul ve yetimimize aylık bağlanmış ve almış bağlanan aylık da taban aylığın altındaysa uygulanacak olan ya da verilecek olan zam miktarı ilave edilir. Taban aylığı geçmiyorsa 7500'e tamamlanır ve 7500'ün %75'i zaten dul dediğimiz ölüm aylığı olarak bağlanır. %25'i de yetim aylığı olarak bağlanır. Yani 7500 taban aylığın tamamı dul ve yetime ödenmez eğer bağlanan aylık 7500'ün üzerine çıkmıyorsa. O bakımdan dosya başına bağlanan aylık sigortalının aldığı emekli maaşının %75'i dul eşe yani vefat eden eşin hayatta kalan eşine %25'i de yetim çocuğuna ödenmek suretiyle bu oranlamada bu şekilde yapılır.